Doğrusunu isterseniz bu salakların parayı nasıl ele geçirdiğini ben de anlamadım. Yani ben anlamıyorum arkadaş. Sokağın bir başında polis otosu, öbür başında cigaralık satılıyor. Ya ben olacaktım emniyet müdürü. Ben olacaktım emniyet müdürü. Bak bakalım sen rakı bile içebiliyor musun bana sormadan? Efendim? Ya şu meletin nerede satıldığını ben biliyorum. Emniyet bilmiyor. Narkotik bilmiyor. Sen ne için para alıyorsun arkadaş? Ha? Ne için para alıyorsun? Ondan sonra bana diyorlar ki yok sen provokatörsün. Yok efendim sen vatan hainisin. Bak çözümü çok basit. Efendim çok değil. En az 3 tanesini Taksim'de, meydanda sallandıracaksın. Bak bakalım efendim o zaman. Bak bakalım kimse bir şey yapabiliyor mu efendim? Neyse ki biz İngiltere'de bu işi %90 oranında çözdük de şimdi rahatız. Efendim değerli vaktinizi bana ayırdığınız, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Alo. Lan tophanede yangın var diye şifre mi olur lan? Dangozlar. Ben söyleyeyim sana bir şifre. Ateş düştü şalvara. Oy farfara farfara. Puh. Hadi oğlum salak. Başlıyor hadi operasyon. İniyorum aşağı. Ne oluyor aga ya? Tophanede yangın çıkmış. Yat 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 narkotik. Matyos kalk lan kalk. Hemşerim. Ben Çakıllı Karakolu Başkomiseri Hasan. Bunlar da ekip arkadaşlarım. Abi narkotik baskın yaptı. Hadi kaçmalısınız. Abi, diyelim ki parayı aldık. Otelden nasıl çıkacağız? Oğlum bunlar aradıklarını bulunca uzarlar. Biz de parayı alır uzarız. Peki bunlar kumarhaneyi öğrenince siz de burayla ilgilenin demezler mi? Desinler. Ne olacak? Görevi kötüye kullanmaktan içeri alınırım diye mi korkuyorsun? Hadi hadi. Ne var? Burası karıştı abi. Herkes kaçışıyor abi. Baba orada mı? Ha. Oğlum telefonla ulaşılamıyor babanın. Tamam. Sen bizden haber bekle. Abi ne oldu? Oğlum kumarhane boşalıyormuş. Şunları da alıp gidelim hemen çabuk. Selamünaleyküm genç. Bir kumarhane varmış burada. Şişt, nereye gidiyorsun? Al bunu. Al. Al. GBT'sine bakın onun. GBT'sine bak. Gözüne bak. Neredesin lan malak? Neredesin abicim? Hamamda kesem yaptırdın ya. Lan ne hamamı lan mal? Abicim saunada kilitli kaldım ya. Şu vazı tutsana. Ne oldu lan? Çok işim geldi ya. Zaten bu malak yüzünden bu herifler peşimizde. Şu soktuğumun çantasını aldı bok var gibi. Abicim ne var bunun içinde ya? Ekleyin ben.
Ha. Vay orospu çocukları. Adamlar bizi vuruyordu lan. Ben en iyisi Hasan'ı arayalım. Buradan beraber kaçalım. Abicim, belki adamın işi vardır ya. Lan ne işi olacak lan? Bulun bana. Polis polis anlamam. Çantayı almadan buradan gitmek yok. Eğer sizin için sıkıntıysa paraları bu gece biz karakolda saklayabiliriz. Ben de... Oğlum ne karakolu ya? Ne karakolu komiserim? Biz parayla falan uğraşamayız. Götürün siz arkadaşım, götürün. Toplayın hepsini. Üç deyince. Allah aşkına bak, kalbim sıkışıyor, içimde patlamalar oluyor. Ya aga, narkotikle elemanlar çatışırken biz onların paralarını cukkaladık. Yalnız bu lavuklar bizim peşimizi bırakmıyorlar. Neredesiniz lan? Ya bunu ben soruyorsam, kafan güzel dersin. Oğlum kaçıncı kattasınız? Onu soruyorsun, dokuzuncu kattayız. Bizimkiler uyuşturucu parasını kapmış. Allah'a mı? Komiserim, dokuzuncu katta çatışma var. Destek birliği lazım. Niyazi parayı saklayın, destek geliyor. Ben bu çantayı ne yapacağım lan? Götüme mi sokacağım? Abi, buldum. Ver abicim sen bana çantayı. Ver. Kenan, ha. Ben seni amına koyayım abi. Gerizekalı. Kenan, oğlum ben seninle yakın zamanda tersten ilişkiye gireceğim lan. Ne yaptın lan gerizekalı? Ne yaptın lan? Durun abicim, bir sakin olun. Şuradan çıkacağız, adam gibi paramızı alıp gideceğiz ya. Yakalandılar. Hadi silahlarımızı alıp aşağı inelim. Hasan komisere anlatalım seni. Ne oldu lan? Var mı bir sıkıntı? Aga, bu mal parayı saklayacağım diye alıp tencereden aşağı attı. Benim bu salaklarla parayı paylaşacağımı düşünmediniz herhalde. Söz konusu paraysa gerisi teferruattır. Şimdi size işin aslını anlatayım. Aslında konferansın uyuşturucu transferine paravan olduğunu ben de otelde anladım. Yeni bir plan yapıp yetenekli asistanımla konferans günü paraları sahteleriyle değiştirdik. Narkotik uyuşturucunun bizim salaklarda kumar parasının peşindeyken ve siz bu hikayeyi dinlerken ben Hawaii'de içkimi dinliyor olacağım. Operasyon başlasın. Başında da söylediğim gibi imparator olmak istiyorsan babana bile güvenmeyeceksin. Her şey tamam mı aşkım? Sorun yok tatlım.